Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Bu videomuzda Max 2015'te şu anda görmüş olduğunuz DNA moleküllerinin nasıl modelleneceği, renderinin nasıl alınacağı, aydınlatması ve kaplamaların nasıl hazırlanacağını öğreneceğiz. Sonrasında Photoshop üzerinde yapacağımız birkaç rötuş işlemi olduktan sonra videomuzu sonlandıracağız. Modellemenin ve sahnenin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Size HDR aydınlatma kullanarak sahnenizi nasıl aydınlatacağınızı, özellikle mental ray ile gerçekçi bir renderi nasıl oluşturacağınızı, Array Tool kullanımını bu videomuzda göstereceğim. Umarım dersi izleyen herkes için faydalı olur. Evet, başlayalım. Gördüğünüz gibi önce sahnemize kısaca bir göz atalım. Penceresinden bakalım. Sahnemizde bir tane Skylight HDR Max'in standart kamerasında başlangıçta söylemeyi unuttum. Max'in standart kamerası ile DOF etkisi ne nasıl oluştururuz onu da bir görüyoruz. Gerçi portalımızda topluluk sayfasında DOF'la alakalı birçok hazırlamış olduğum ders var. Bu videoda da kısaca değineceğiz. Şurada görmüş olduğunuz nesnelerin DNA gibi dönüş efekti Array Tool ile yapılıyor arkadaşlar. Standart Skylight, HDR Light ve Max'in standart kamerası var. Render mode olarak Mental Array. Kaplama editörü olarak da Mental Ray'in kaplama editörünü kullanıyoruz. Evet. Şimdi bir de kameramızdan kısaca bir bakalım nasıl gözüktüğüne. Şu anda DOF etkisini ön izleme olarak grafik kartınızda destekliyorsa realistik modda render öncesinde nasıl olduğuna dair bir görünüm elde edebilirsiniz. Sonrasında zaten obje listelerden kamerayı seçerek şuradaki multi pass efekt altından iki tane gelir. Siz buradan Mental Ray olanı seçeceksiniz. Normal Depth of Field olanı V-Ray ya da benzeri olan render motorlarıyla da kullanabilirsiniz. Ama Mental Ray'i de bu etki oluşturmak istiyorsanız Depth of Field'ın yanındaki Mental Ray olanı seçiyorsunuz. Şu kutucuğu da seçerseniz size burada bir ön izleme gösterir. Bu hedef uzaklığı da arkadaşlar, hedef ölçüsü. Bu da oluşturmuş olduğunuz efektin de oluşacak bulanık görüntü diyelim. Onun ne kadar kaliteli çıkması gerektiğini belirliyorsunuz. Tabii ki bu değerlerin yüksek olması sizin render sürenize birebir etki eder. Evet, başlayalım. Önce Max'e bir reset attık. Şimdi arkadaşlar, derse başlamadan önce şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Biz bu derse şimdi Max'in 2015 versiyonunu da hazırlıyoruz. Aynı etkileri 2014, 2013 ya da daha alt sürümlerde olan Max kullanan arkadaşlar da oluşturabilir. İşleyiş ve çalışma mantığı aynıdır. Yani illaki Max 2015 olmasına gerek yok. Yani benim 2015'i seçmemdeki sebep yeni bir program olması itibariyledir. Yeni çıkan bir versiyon olması itibariyle seçtim. Evet. Önce top penceremizde bir tane shape oluşturalım. Tabii ki bunu öncelikle
bir sahnemize ortalayalım arkadaşlar. Sonrasında perspektif penceremizde. Şimdi bunun yarı çapı 9 milim olarak belirleyelim. Segment sayısını değiştirmenize gerek yok. Sonrasında bunu poliye çeviriyoruz. Burada öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken ilk husus sadece en tepedeki poligonları seçeceğiz. Çünkü buradan yukarıya doğru bir dik oluşturacağız arkadaşlar. Yüzey oluşturacağız. Evet. Seçiyoruz. Seçimi yaparken burada Shrink Glove da kullanabilirsiniz veya klavyenize kontrol tuşuna basılı tutarak da bu poligonları seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar Extrude diyoruz. Extrude işlemi yaparken front ya da left penceresinden de bakmanız yeterli olacak. Biz front'u kullanalım. Şöyle birazcık uzağa. Şimdi bunun boyutunu ayarlarken çok uzun tutmamaya dikkat edin arkadaşlar. Yani orta karar bir şey olsun. Çünkü bunun bir kopyasını üst tarafa daha alacağız. Biz bunu 35'e kadar düşürelim. Çünkü aynı kopyayı üst alacağız. Sonra bütün seçiyoruz. Shift'e basılı tutuyoruz. Şimdi burada obje olarak mı klonlayayım diyor, yoksa element olarak mı klonlayayım diyor. Şimdi burada sizin seçmeniz gereken clone to element. Clone to element olarak seçerseniz aynı editable poly içerisinde bir element olarak bırakır. Clone obje olarak seçerseniz bunu ilk öğede, ana öğeden bağımsız bir nesne haline getirir. Biz element olanı seçiyoruz. Sonrasında buradan döndürme açımızı 90 olarak belirleyelim. Tabii, pardon. Evet. Döndürdük. Tabii şimdi yeterince yükseğe çıkartmadığımız için iç içe geçtiler. Aralarını biraz açık bırakacağız arkadaşlar. Normalde DNA molekülleri birbirine bitişiktir. Yani Google'da yapacağınız kısa bir aramada da hani orijinalinin nasıl olduğunu görebilirsiniz. Ama hastalıklı bir DNA molekülü pardon, özür dilerim. Olacağı için aralarında kırıklık olması gerekiyor. Birazcık aralarında boşluk bırakıyoruz. Şimdi ilk molekülümüzü oluşturduk. Sonra aktif pivottan Center'da objeyi seçiyoruz. Bunu seçmemizdeki amaç şu. Şayet Y ekseninde en altta kalmış olsaydı biz birazdan Array Tool'da bunun çoğaltımlarını yapacağımız zaman istediğimiz özelliklerde bir dönüş açısı sağlamayacaktı. Center dediğimiz zaman objenin ortasına geliyor ve istediğimiz şekilde ve açılarda döndürme ve klonlama işlemini yapacağız arkadaşlar. Zaten birazdan göreceğiz hep beraber. Şimdi birazcık uzaklaşalım. Klavyeden G'ye basarsak gridleri kapatırız. Tools Array diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Preview seçili kalsın ki burada yapacağınız işlemleri görün. Şimdi 1D'de kalıyor arkadaşlar. Kont olarak 50 giriyoruz. Sadece X ekseninde yapacağız. X ekseninde 22 diyoruz. Ve rotate, yani 22 milim aralıklarla move, 8 milim olarak da döndür dediğimiz zaman arkadaşlar, şimdi tam okey demeyelim ona. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde dönüyor. Tam bir DNA molekülleri gibi de okey diyoruz. Şimdi şu açıdan ön yüzden front penceresinden baktığımızda görünüm bu şekilde. Gene perspektiften bir de bakalım.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam DNA molekülü olarak yani %99 oranında doğru bir açıda dönmüş bulunuyor. Şimdi render motoru olarak öncelikle buradan Metal Ray'i seçelim. Aynı işlemi Ray'de de yapabilirdik ama bir sonraki dersimizde sadece aynı konu başlığı altında Ray render motoruyla da hazırlarız bir ders. Sonuçta hepsi aynı materyal editörü kullanıyor. Sadece farklı render motorlu. Bir de çalışma sistemleri farklı. Ray ile alakalı topluluk sayfamızda dersler mevcut. Başlangıç olarak yani nasıl çalıştığını vesaire oradan bakabilirsiniz. Mental Ray'i seçiyoruz. Başlangıç olarak arkadaşlar hiçbir ayarına dokunmuyoruz. Kapatıyoruz. Sonra klavyeden M tuşuna basarak materyal editörümüzü açıyoruz. Şimdi burada bazı materyaller hazırlayacağız arkadaşlar. Toplamda iki tane DNA moleküllerinde kullanacağımız materyal olacak. Bir tane HDR da kullanacağımız materyal olacak. Şimdi daha önce Mental Ray render motorunda HDR hazırlamamış arkadaşlar için şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Hani kafanızın karışmaması için belirtmekte fayda var. Mental Ray'deki HDR sisteminin, aydınlatma sisteminin çalışması V-Ray'dekine çok benzer ama sistematik olarak farklıdır. V-Ray'de ayrı bir editör vardır HDR için. Açısını, ışık değerini vesairesini ayrı olarak hazırlarsınız. Mental Ray'de ise bunun için ekstra bir editöre gerek yoktur. Standart slotlar üzerinden ayarlamalarını sağlıyorsunuz. O slotlar üzerinden de birazdan göreceğiz. Output sekmesi altında hem rengini hem aydınlık değerini hem de sahnedeki yerleşimlerinizi ayarlayacaksınız. Ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle parlak krom kullanacağız arkadaşlar. Buna P krom diyelim. Tire kullanalım. P krom diyoruz. Bir yanındakine rengini kırmızı belirleyeceğiz. K krom diyelim. Şuradaki slotumuzda da HDR diyelim. Şimdi ilk önce buraya geliyoruz. Standart butonuna tıklıyoruz. Archdesing diyoruz. Buradan ki metal sekmesinden kromu seçiyoruz. Öncelikle moleküllerimizin tamamını seçip hepsine yerleştirelim. Sonrasında bunun bir kopyasını buraya alıyoruz arkadaşlar. Tekrar başındakini K yapalım. Gene aynı tempo, sadece bunu kırmızı yapacağız. Bunu da burada hani ortada yer alan bir molekül için kullanalım. Yanılmıyorsam onu ortaya denk geleni şu. Hemen hemen bu oluyor. Seçelim ve materyali atayalım. Evet, şimdi basit bir render alalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sanki etraftaki aydınlatmaları falan yansıtıyor. Standart ışığı yansıtıyor şu an ama herhangi bir gerçekçilik etkisi yok. Şimdi sonrasında sahnemize standardı seçiyoruz. Skylight seçiyoruz. Bir tane yerleştiriyoruz. Evet, yer olarak iyi. Şimdi sonrasında ışığımız burada kalsın. Klavyemizden 8 tuşuna basıyoruz. Environment map atacağız. Üst map diyoruz. Buradan bitmap'ten hemen bir tane HDR'ımızı alalım. Şimdi burada ben 7 7 7 7 de kullanabiliriz ama
4'ün small'unu kullanalım arkadaşlar. Open diyoruz. Gördüğünüz gibi diyalog penceresi açılıyor. Buradan da çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Ama şey olarak değişiklik yapmayın. Direkt OK deyin. Sonra bunu arkadaşlar geliyoruz. Önce materyal editör kısmımıza atıyoruz. Instance istiyoruz. İkisi birbirlerine ilişkili olacak. Yani herhangi bir tarafta yapacağınız değişiklikler birbirine eş zamanlı senkronize olarak gidecek. Tekrardan gidip aynı şeyi döndürmemize gerek yok. Buna Environ seçili oluyor arkadaşlar. Screen'de kullanabilirsiniz. Ama şimdilik Screen olarak alsın. Sonra onu değiştireceğiz. Sonrasında klavyemizden Alt B yapıyoruz. Environment'teki arka planı kullan diyoruz. Gördüğünüz gibi HDR dosyamız burada çıktı. Şimdi gene basit bir render alalım. Sahnedeki değişikliklere bakalım. Neler değişti? Yani bu HDR'ı beğenmezsek değiştirebiliriz. Yani illa hani bunu kullanmamıza gerek yok. Ama hani stüdyo tipi bir ortam kullanırsak daha iyi olacak. Ona göre internetten free olarak dağıtılan stüdyo tipi HDR'lar var. Yani ben de onlardan aldım. Siz de kısa bir arama sonucunda ulaşabilirsiniz. Ama biz HDR'ımızı değiştirelim. Evet, şimdi tekrar klavyeden Shift Q tuşuyla da render işlemini başlatabilirsiniz arkadaşlar. F9 tuşuyla da başlatabilirsiniz. Kısa yollar olarak aklınızda bulunsun. Evet, gördüğünüz gibi sahnede kullanmış olduğumuz HDR aydınlatması var. Skylight da var. Ama genel aydınlatmayı HDR yapıyor. Sonucu görüyorsunuz. Oldukça iyi bir sonuç verdi. Şimdi aynı şekilde bu Skylight'a da atayalım. Obje listeden seçiyoruz. Klavyeden tekrar materyal editörü Map tuşuna basarak açıyoruz. Buradan geliyoruz. Buradaki map kısmına aynısını gene instate diyerek bırakıyoruz. Bu bize daha iyi sonuç veriyor. Shift F tuşuna basarsanız arkadaşlar kadrajdan görürsünüz. Yani şu an perspektiften bakıyoruz. Sahnede herhangi bir kamera yok ama kamerayı koysak da bu şekilde göreceğiz. Gerçi bu kadar uzaktan render işlemi almayacağız. Kamera biraz daha yakına girecek. Yine Shift Q tuşlarıyla bir test render'ı alalım. Şimdi HDR'ı Skylight'a atamamızdaki sebep şu. Yapmış olduğu aydınlatmada HDR'a yardımcı oluyor. Aydınlatmada tabii ki bu bize daha iyi sonuç veriyor. Şöyle siz buradaki DNA moleküllerinin zemine gölgesini düşmesini istiyorsunuz. Kamera match özelliğini de kullanmamız gerekecek. Bu da gene topluluk sayfamıza yer alan bir ders. Aynı mantığı burada da kullanabilirsiniz. Zaten çok uzun bir ders değildir. 20 dakikalık bir derste basitçe anlattım onu. Şimdi evet. Basit olarak aydınlatmamız bu şekilde oluyor. Background olarak perspektif alanı atamamızdaki sebep şu arkadaşlar. Çünkü render de bu şekilde çıkacak. Sanki real time render alır gibi çalışacaksınız. Şimdi sahnemize bir tane kameramızı oluşturalım. Kamera altından target kamera seçiyoruz. Şimdi standart olarak şöyle koyalım. 35 50 milimden yapsın. Hemen perspektif penceremize dönelim. C tuşuna basarsak sahnede tek kamera olduğu için direkt o kameranın görüş açısına geçer. Şayet sahnenizde birden çok kameranız varsa C tuşuna basarsanız ekranınızda kamera listesi belirir. Oradan istediğiniz kamerayı seçerek istediğiniz görüntüyü alabilirsiniz. Şimdi C'ye basıyoruz. Evet, kamerayı böyle yerleştirdiğimiz için alttan bir görüntü almış. Penden yukarıya çekelim. Evet. Şimdi bu şekilde bir render alalım.
Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, fiziksel olarak oldukça iyi bir durumda, ayarlarımız da düşük. Herhangi bir ayarı yükseltmedim. Mental ve üzerinden default ayarları kullanıyoruz. Şimdi kameramızın açısını biraz daha değiştireceğiz. Ama öncesinde materyal editörümüzde şimdi arkadaşlar materyal editörde bu koordinat kısmına dokunmuyoruz. Parametre kısmına dokunmuyoruz. Şimdi öncelikle size şunu belirteyim. Header'ın aydınlık değeri ne kadar aydınlatacağı ya da ne kadar az aydınlatacağını output sekmesinden yapıyoruz. Sahne içerisindeki açısının yönünü buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki color map'i aktif etmek için enable color map diyoruz. Burada mono olarak geliyor. Biz RGB seçiyoruz. Sonrasında birazcık kırmızısıyla oynayalım. Şunu açayım. Değişiklikleri görmeniz daha iyi olacak. Hafif bir sahnede HDR'ımıza pardon. Mavileşme, turkuaza kaçan renk oluyor. Sonrasında green'e geliyoruz arkadaşlar. Green'i de hafif aşağı çekelim. Biraz daha çekelim. Değişiklikleri buradan takip edebilirsiniz. Birkaç saniye geç gelir. Sonrasında hepsini kapatıp B Blue sekmemize geliyoruz arkadaşlar. Bunu birazcık daha aşağı çektiğimizi çekelim. Sonrasında böyle mavi tonlarda rengimizi elde ettik. Şimdi Shift Q ile bir render alıyoruz. Hafif mavi tonları görüyorsunuzdur. Sonrasında 8 tuşuna basıyoruz. Tekrar bir instant diyoruz. Kısmından element seçeneğini seçiyoruz. Sahnedeki mavi tonları görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada kameramızın yönüyle de oynayabiliriz. Gördüğünüz gibi rotate'imizi yapıyoruz. Bir deneme render'ımızı alalım. Hafif açısını verdik. Sonrasında
Bir deneme render alıyoruz. Ya koyu bir maviye kaçtı. Şunu. Sıfır değeri bizim işimizi görecektir. Öncelikle perspektife geçip tamam, açımızı kapatalım. Alt tuşuna basarak döndürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bir render alalım. Maviliğimiz çok olduğunu birazcık azaltmakta fayda var. Evet. V tuşuna basarsınız arkadaşlar, move komutu devreye girer. G tuşuna basarak ızgaraları kapattık. Şimdi grup yapıyoruz. Hafif birazcık döndüreceğiz. Evet, şimdi tekrar bir render'ımızı alalım. Evet, şimdi sırada klavyeden Ctrl C tuşuna basıp ikinci kameramızı oluşturduk. Sonrasında Multipass Effect Enable diyoruz. Mental Ray olan içine olanı seçiyoruz. Dersin en başında bahsetmiştim. Sonrasında Render Pass Effect diyoruz. Bakın hemen değişiklikleri gördüğünüz gibi arkadaşlar uzağa doğru netleşiyor. Ama bizim kamera açımızda özellikle şurada görmüş olduğunuz kırmızı alanın biraz daha net çıkması lazım. Şu değeri birazcık düşürelim. Böyle çok büyük değerlerde indirip çıkartmayın arkadaşlar. Deneme yanılma sistemiyle gidelim. O yüzden render effect purpose seçiyoruz. Biraz daha azaltalım. Evet. Şimdi bu f-stop değerimizi biraz aşağı çekelim. Ve bir deneme renderını alalım. Target ölçüsünü biraz daha aşağı çekeceğiz. Gördüğünüz gibi şu buradaki stop değeri düşük olduğu için
Burada buluş efekti birazcık pürüzü çıkıyor. Yükseltirseniz daha kaliteli çıkar. Ama şu an render'ın çabuk olması için onu ben aşağıda tutuyorum. Şu anda esas fokuslanmamız gereken kısım kırmızı objenin biraz daha net çıkması. Burada region seçersek arkadaşlar istediğimiz bölgeye render ettirebiliyoruz. Şimdi şu kısmı sadece render etsin daha çabuk. Şuradaki çarpıya basarsanız iptal olur. Şimdi şunu aşağıya atalım. Zaten aynısı burada gözükecek. Hedef ölçümüzü biraz daha aşağılara çekelim. Bunu böyle kapatalım. Biraz daha alırsak iyi olacak sanırım. Evet. Pardon. Bir render işlemini yaptıralım bakalım. İstediğimiz sonucu elde edebilmiş miyiz? Evet arkadaşlar. Kırmızı çerçeveli alana dikkatli olarak bakarsanız hem bu tarafta oluşacak render çıktısının da durumun hakkında bize fikir veriyor. Kırmızı bölgemiz oldukça net. İleriki kısımlar flu, geride kalan kısımlar da flu. Şimdi biz bunu tekrar VF olarak değiştirelim. Ve render'ımızı alalım. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar render işlemi bittikten sonraki devam edeceğimiz program Photoshop olacak. Photoshop'ta da üzerinde bazı oynamalar, bazı efekt uygulayacağız. Render'ımızı daha iyi hale getireceğiz. Ondan sonra da dersimizi noktalandıracağız. Evet. Şimdi bu masa üstümüze DNA Love olarak TIFF formatında kaydedelim arkadaşlar. Bu ilk yapılan dersin cover'ı olan görüntü. Şimdi klavyemizden Ctrl O diyoruz. Şuradaki pürüzler sizi aldatmasın. Ayarları düşük tuttuğumuz için öyle. Kontrol. Klavyemizden Kontrol M diyoruz. Şimdi Türkçe olunca da bazı şeyleri bulmak zor oluyor. Şimdi Ctrl L yapıyoruz arkadaşlar. Burada birazcık siyah dengesini yükseltiyoruz. Zaten resimden şurada da göreceğiniz gibi beyaz dengesi oldukça yüksek. Siyah dengesi düşük. Buradaki alanımız daha bir netleşti. Sonra şu kısımlardaki
Türlü görüntüyü azaltmak için şöyle bir seçim uygulayıp filtrelerden akıllı bulanıklaştır da deyip biraz daha sonuçlara göz atabilirsiniz. Okey. Evet, gördüğünüz gibi oradaki pütürleşmeler biraz daha normale döndü. Şimdi burada hazır ayarlar da var. İsterseniz tek tek onlarla sahnede neler değiştiğine bakalım. Negatif dediğimizde invert yapıyor. Çapraz proses daha koyu. Kontrast arttır dediğimizde böyle bir sonuç elde ediyoruz. Daha açık dersek sahne biraz daha parlak oluyor. Şimdi burada daha koyu olan bizim işimizi görüyor arkadaşlar. Tekrar kontrol atmaya yapıp burada sadece mavi üzerinde birazcık oynamalar yapabiliriz. En azından sahnedeki maviliğimiz biraz azalır. Sonrasında pardon. Çok yeşil arkadaşlarım. Tamam. Kırmızıdan da birazcık değerlerini oyuna kısalım. Evet. Tamam diyoruz arkadaşlar. Bunun üzerinde siz filtrelerle ve efektlerle daha değişik sonuçlar da elde edebilirsiniz. Render'ımızı düşük ayarlarda aldık. Şu kısımda oluşan pütürleşmeyi engellemek için bulanıklaştırma bulur kullandık. Daha sonrasında birazcık eğrileriyle oynayıp sahnedeki maviliği azalttık. Ve kabaca en basit yoldan ve hızlı şekilde DNA moleküllerini oluşturma, mental direk ve HDR light kullanarak oluşturmayı öğrendik. Efekt olarak Maxis standart kamerasında DOF kullandık arkadaşlar. Umarım bu ders sizin için faydalı olmuştur. Kusurlarımız olduysa bağışlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.